Onu meydana
onu yayına bakıyorsun ki sen onu destemiyorsun, serveriş yolu, eyvah yolu, alemlere affersin, ondan başka ilah yolu, sen en son peygambersin. Vazgeçtik senden öteler galiba ben, seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandırıp ya Resulallah, sana sesleniyoruz, alemlere rahmetsin, seslenince yanımızdasın, buradasın, günahkarız ama sen günahkarların umudusun. Mescid-i Nebevi'de gördük, mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim, ümmetinden büyük günahları olanlar için diyoruz. İçimizde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, üşür melekler. Isıtırsan bir sen ısıtırsan. Medine'ye akan kuş gibi ak kalbimize, ey bağışıkan yolculuğumuz, güçsüzlüğümüz, çaresizliğimiz. Yüreğimizi koşturdu sana doğru, çatlarcasına koşturdu. Kimseye hakkımız yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmeyiz. Hicretimizi kabul et ya Resulallah. Hicretimizi kabul et ya Resulallah. Hicretimizi kabul et. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah'ın güzel kulları, Ezan-ı Muhammediye kendi için yaklaştığı için aklınızı helal edin. Burada sadece Sevruk'la ilgili kısa bir bilgi arz edeceğim. Sevruk, affedersiniz, öküz demektir. Öküzlerin çok affedersiniz. Sığır, andaların, Mekkeli sığırların, andaların, öküzlerin eğleştiği, dağılmadığı. Cebemüs sen, işte bu dağılmadığı. Mekke'nin güneyinde Peygamberimizin evine 3 kilometre. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicreti burada başladı. Bir mübarek Şaban ayında ve Şaban ayının 13. gününde yarın Berat Kandili akşamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Recep'in şehrinde ve Şaban şehri ve Ramazan şehrin ümmetini sadaka Resulullah ifade ettiği bir ay ortasında ve biz Mekke'deyiz. Hicretin başlangıç noktasıdır burası. Efendimizle yol yürüyen, peygamberle arkadaşlık edenlerin yoludur burası. Hani bazen şiir yazmak için, bazen ilahi okumak için, bazen güzel hitap etmek için tutturaklı, böyle tahliyeli cümleler ararım ya, cümleleri aşın. Yeryüzünde yolun ve arkadaşlığın en güzel noktasına geldiniz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i kıyamete kadar bilmeyecek bir şeref ve şereflendiren
Hazreti Muhammed Mustafa'nın yol arkadaşı sallallahu aleyhi ve sellem yapan yere geldiniz. Artık bundan sonra siz Efendimiz'le uygulayacaksınız. Peygamberin sünnetleri sevdanında size emanet edilecek artık. Bugünden sonra görmedim diyemeyeceksiniz. Ben bilmiyorum efendim diyemeyeceksiniz. Yol yürünecekse Hazreti Muhammed Mustafa ile yürünmesi gerektiğinin eğer dünyada bir okulu varsa Avrupa'nın işte. Sadakatin bir üniversitesi Hazreti Muhammed'le uzun yolları yorulmadan yürüyecek adamların bir merkezi varsa dünyada bunun bir tanesi vardır. Sevdalı'nın önü bu. Oraya geldiniz. Dik yokuşlar ömür ve Resulallah diyen Hazreti Peygamber'le yürüyen Rabbim Sıddık radıyallahu anh Efendimizin Ehl-i Sünnet alimlerimizin Ashab-ı Kiram Efendilerimizin zirvesi olarak Hazreti Ebu Bekir'in göstermeleri radıyallahu anh aha Kur'an'ın hatırına işte. Bitti münafıklar Hazreti Ömer'e dediler ki ey Ömer, ey Hatab'ın oğlu, Resulullah vefat etmiş, Hazreti Ebu Bekir vefat etmiş, Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh halifedir. Sen mi üstünsün, Ebu Bekir üstün dediler münafıklar. Herhalde dediler sen Ebu Bekir'den üstünsün. Çünkü Hazreti Ebu Bekir göçmüştü dünyada. Sen herhalde Ebu Bekir'den üstünsün dediler. Çünkü senin için Allah Resulü Ömer'i görünce şeytan yolunu değiştiriyor dedi. Senin için Resulullah dedi ki bana inen kitapta Kur'an'da Ömer'in kalbine ters bir ayet hiç inmedi dedi. Senin için Hazreti Muhammed dedi ki aleyhissalatü vesselam buyurdu ki benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu. Ey Ömer sen mi üstünsün, Ebu Bekir mi üstün? Herhal bizim zamanımıza diyor sen üstünsün dediler münafıklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainatın sultanı göçmüş, Hazreti Ebu Bekir göçmüş, Hazreti Ömer halifedir. Münafıklar bu sözü söyleyince dedi ki gidin dağılın başından. Siz ne zehirli arkadaşlarsınız. Siz ne şerli bir topluluksunuz. Siz ne azdırıcı bir arkadaşsınız. Allah'a yemin ederim ki değil Hazreti Ebu Bekir'den üstün olmak, Hattab'ın oğlu Ömer değil ki Hazreti Ebu Bekir'den üstün olsun, onun ömründe geçen Resulullah Aleyhisselam'la Seyyur'un arasında geçirdiği o üç gece var ya Hicret esnasında o üç geceden birini Allah benim ömrüme yazsaydı da Ömer'in bütün ömrünü ben ona kurban etseydim dedi. Siz ne kötü bir arkadaşsınız. Ebu Bekir'in ardından böyle mi söyler oldunuz? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendim insanınız hücretiniz mübarek olsun. Allah Resulü ile yol yürünen noktalardan Peygamber Aleyhisselam'dan derslerin ibretlerin alındığı hicretin başlangıç noktası Resulullah'la yol yürümek isteyenlerin yolun doğrusunu bulduğu şu noktadan artık yolu peygamberle yürüyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e Mekke ayetleri, Medine ayetleri diyeceksiniz. Peygamberin ömrüne Mekke dönemi, Medine dönemi diyeceksiniz. İşte ömrünüzü ikiye böleceğiniz yere geldiniz. Allah bundan sonraki ömrünüzü bundan önceki ömrünüzden daha hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak bugünden sonra sel yoluna bulaşmış ayaklarınızı harama günaha bulaştırmasın. Allah
Hazreti Ebubekir Efendimiz'den miras, sadakatten bir pay almayı nasip eylesin. Ziyaretimiz mübarek olsun. Rıza-ı İlahi Fatih.